Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili gazeteci Ahmet Şık, gazeteci İsmail Saymaz'ın deşifresini köşe yazısında paylaştı. Sezgin Baran Korkmaz ile Veys Ateş'in ses kaydını yayınladı. Şık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Veys Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık konuşmanın İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısında bahsettiği kısmına ait ses kaydı budur diyerek YouTube'a koyduğu bölümü paylaştı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz konuşmanın deşifresine bugünkü köşesinde şöyle yer vermişti. Ateş'in bilmediği bir şey vardı. Sabah Korkmaz'ı arayıp varlığından emin olmak için görüşmenin kaydını dinledim. 5-8 Ocak arasında 4-5 telefon görüşmesi yapılmış. Korkmaz 7 Ocak'ta yapıldığını söylediği 9 dakika 26 saniyelik kaydın 2 dakikalık kısmını dinletti. Ateş araba içerisinde konuşuyor, yol ve araç sesi konuşma seslerine karışıyor. Ateş şöyle diyor, şu an Canya'nın yaralı, kızgınsın, öfkelisin, dünyayı ateşe verirsin. Bu tarafın hassasiyet duyduğu şeyi sana anlatmak istiyorum. Ateş, kimi lobi ve kliklerden söz ediyor, kendini hakem olarak tanıtıyor. Korkmaz, masaya sen otur benim yerime diye öneriyor. Ateş, nasıl istersen diyor ve şöyle devam ediyor. Seninle ilgili beklenti ve istedikleri ses çıkarmadan bir süre beklemen, samimiyetini gösterirsin, gerekeni yaparız diyorlar. Korkmaz, samimiyetimizi nasıl göstereceğiz abi diye soruyor. Ateş, söz ettiğim meblağı istiyorlar diyor. Korkmaz, 10 milyon euroyu verdiğim zaman diye konuşuyor. Hızlıca konuştuğu için milyon ifadesini yutuyor. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili gazeteci Ahmet Şık ise ses kaydını YouTube'a koyduğu linki paylaştı. Ahmet Şık paylaşımında Veys Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık konuşmanın İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısında bahsettiği kısmına ait ses kaydı budur notunu düştü. Biz de haberimizin açıklama kısmına bu iki linki koyarak sizleri bilgilendirmek istedik. Haberimizin açıklama kısmında Ahmet Şık'ın yayınladığı ses kaydını dinleyebilirsiniz.